Sevgili izleyenler, yeme içme sektöründeki zamlar ayrıca dudak uçuklatıyor diyebiliriz. Çünkü ucuza yediğimiz hani lahmacun bile artık lüks. Esnaf maliyetten kaçıyor, tüketiciler bizlerse arkası kesilmeyen, nereye varacağını da bilmediğimiz zamlardan dertliyiz tabii. En ucuz yemek 30 liradan başlıyor maalesef. En basit bisküvit yiyebiliyoruz. En ucuza karnımızı makarnayla doyurabiliriz. Onun dışında karnımız doymuyor diyebilirim yani. Şu an ne yiyorsun? Şu an tavuklu pilav yiyorum normal. 15 lira galiba. Ayranla birlikte. Yiyecek sektöründeki zamların önüne geçilemiyor. Ben Ağustos geldim burası. Şimdi fiyatlar artı çok. Şu an kişi başı bir kişinin dışarıda sabah ve öğlen yemeği 50 liradan aşağıya değil. Çorba fiyatları bile 6 liraydı, 12 liraya çıktı. Yeni yıl zamları da beraberinde getirdi. Öyle ki en ucuz, en lezzetli seçenek olan lahmacun bile artık lüks oldu. Sadece son bir ayda lahmacuna %15 zam geldi. Dışarıda en hızlı, en pratik yenilebilecek yiyeceklerden birisi de lahmacun. Aralık ayında 12 liraya satılan lahmacunun fiyatı şimdilerde ise 15 hatta 25 liraya kadar çıkmış durumda. İyi bir semte gittiğinizde 10 liraya yediğinizde aa diyordunuz. Şimdi gittiğinizde 70 liraya yiyorsunuz. İnanılmaz pahalı yani. Adıyorsun lahmacun 10 liraya 12 liraya alabildiğin ki bundan kaç sene önce 3 lira 1,5 liraya alabildiğin lahmacunu şu an 30-35 liraya alabiliyorsun. E bu insanlar ne yapsın? Lahmacun siparişi vereceğiz. Fiyatlara bakıyoruz şimdi. Lahmacun ne kadar yazıyor? 11 lira yazıyor. Tıklayalım. 22 lira oldu. Fiyatlar çok pahalı yani, ucuza bir şey yiyemiyoruz. Öğrenciyiz sonuçta. Yeni yılla birlikte hemen hemen tüm menüler güncellendi. Her şeyin yükselmesiyle beraber kokoreçte yükseldi. Ortalama %30'dan para yani. Bundan 3 ay önce falan 25 liraya satılıyordu yarım ekmek. 33 lira oldu. Ondan sonra tekrar 39 lira oldu. Eskiden biz bu kokoreçin topunu 300 liraya alıyorduk. Şimdiki 600 lira oldu. Yiyeceklerin en masumu da çiğ köfte. Hala ucuz bir seçenek olarak duruyor. Maydanoz, roka, göbek, bulgur olsun, salçası olsun, yarım amil ürünlerinde epeyce bir zam yapıldı. Geçen sene 8 liraya sattığımız dürümü bu sene 9 liraya satabiliyoruz. Kiralara, faturalara, gıda ürünlerine gelen zamlardan sonra çoğu işletmeci fiyatlarını güncellemek zorunda kaldı. Örneğin döner ekmek 20 liraya satılırken şimdi ise 35 liraya satılıyor. Vallahi giderlerimiz çok yüksek. Gelirle yani kafa kafa yani. 22-25 arasıydı. Şu an 30-35 arası oynuyor. Bundan yaklaşık olarak 40 gün öncesinde etin kilosunu toptan da 58 liraya alırken şu anda etin kilosunu 89 liradan toptan üzerinden alıyoruz. İnsanların alım gücüleri azaldı. İçecek grubuna çok aşırı derece zam geldi. Gazlı içeceklerde %27, %40 zamlar geçiş olunca bir tane içeceğim bize maalesef 7,5 liraya geldi. 2021'de hiç doyuramadık. Bakın 2022'de nasıl olacak?